Halil Eşber Piyasa'nın herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, şimdi endeksle ilgili son bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Eğitimlerimiz devam ediyor. reşiveeğitim.com sayfamızdan ziyaret edebilirsiniz. Ankara eğitimimiz için hali hazırda kontenjanımız var. 26 Mart Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer illerimiz için de sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Eğitimlerin detayları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yani eğitim 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, ikinci, üçüncü, dördüncü. Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Çok geniş kapsamlı. Sınıf eğitimi bir gün ama 2 ay size bu destek veriliyor. Özel eğitimde zaten çok farklı şeyler yapıyoruz. Çok farklıdan kastım. Günlük trade etmeyi, haftalık, aylık trade etmeyi. Özel eğitimlerimize de bekliyoruz. Gayet de özel eğitimlerimiz devam ediyor. Gayet güzel ilerliyoruz. Onun ötesinde internet üzerinden eğitime katılmak isteyebilirsiniz. Tüm detaylı bilgileri sayfanda ulaşabilirsiniz. Şimdi size birkaç grafik göstermek istiyorum. Mesela en son endeksin son durumunu şöyle birkaç gündür paylaşıyorum. Bir de şu grafiği paylaşmak istiyorum. Bakın. Ne demiştik? 1999 depreminde borsa çok ciddi olarak bir düşüş yaşanmıştı ve arkasından tatlı bir şekilde toparlayarak düşüşün başladığı, bakın düşüşün başladığı 17 Ağustos seviyesinin üzerine çıkmıştı ve burada ondan sonra belli bir distribasyon dağıtım olduktan sonra düşüşe geçmişti. Bunun arkası aslında çok çok daha iyi olmuştu ama sonuçta bu hareketi yaptıktan sonra uzun bir dinlenme modu gelmişti. Ve benim senaryom neydi? Senaryomu zaten biliyorsunuz. Hemen şu grafikten de söyleyeyim. Bakın 5700 ocağın içinden itibaren bekledim o sert satış ve sert satış sonrası bakın satışı bekledik ama aynı zamanda yeşil şu bölgede artık burası güvenli bölge alış gelir dedik ve 5500'e kadar gideriz. 5500'den sonra tekrar ikinci satış gelir. Bu defa 60 günlüğü kırarız 100 günlüğe geliriz. O da 4400-4500 bölgesi demiştim. Bunların hepsinin hedeflerini çok güzel bir ders niteliğinde anlatmıştım. Ve buradan beklediğim tepki gayet güzel geldi ve maalesef 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz o acı endekse tekrar bir satış getirdi. Ama buradan yola çıkarak ben hep karşılaştırmaları yaptığımı biliyorsunuz zaten. Dedim ki tamam buradan itibaren büyük olasılıkla 99 depreminde olduğu gibi bir tepki gelecek. Zaten bir tepki sürecindeydik. Tepki sürecindeydik. Maalesef o acı bir deprem süreciyle birlikte kısa süreli düşüş olmuştu ve arkasından beklediğim o toparlama süreci gelecek, devam edecek demiştim. Hatta düşüşün başladığı seviyeye kadar ulaşabilir. 5500'ü tekrar görebiliriz ama 5300'leri görmemiz lazım önce demiştim. Sonrasında bir yatay hareket toparlama geldi ve şu an için geldiğimiz noktada bakın hemen onu göstereyim. Bakın maalesef o acı gün depremin olduğu gün sonrasında bu arada o toz dumanda acının olduğu o günde borsanın açılmasının ne kadar anlamsız olduğunu söylemiştim. Saçma olduğunu söylemiştim. 17 Ağustos 99 depreminde kapalıydı borsa. Bir hafta sonra açılmıştı. Maalesef burada böyle enteresan bir durum olmuştu. Oldu. Borsa açık kaldı ve 2 gün sonra tekrar toparladı ve beklediğim senaryo çalışmaya başladı. Gayet güzel geldik. Şu an 5500'ler test edildi. Hemen hemen dün itibariyle 5568 zirveydi. Dolayısıyla aynen arkadaşlar bakın bir ay önce söylediğim senaryo gerçekleşti. Ve bugünden itibaren de büyük olasılıkla biz borsa tarafında bir geri çekilme göreceğiz. 5400 önemli bakın bu çizgilerin hepsinin bir anlamı var. 5400 benim için önemli seviye bugüne dair 5400'ün altındaki harekette 5200 sonrasında da 4900 lira 5000 altına doğru bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Bunu da Excel tablosundan bugün bakacak olursak 5418 kritik bir seviye. Bunun altındaki harekette haftalık bazda dönüp baktığımızda 5400'ün altındaki hareket bizi 5280, 5100 ve 5400'e doğru geri çekilmeye maruz bırakacak diye düşünüyorum. Durum şimdilik bu borsa tarafında. 30 endeks. Biraz önce 100 hisse senedi detaylı bir şekilde yorumlayıp bütün eğitim grubuna gönderdim. 30 endeksle ilgili gün içindeki çalışmayı gönderdim.
altın, petrol, pariteler, emtialar hepsiyle ilgili çalışmaları gönderip paylaştım. Altın ve gümüş için bahsetmeye çalıştığım, iki gün önce de paylaştığım, bakın aslında bu düşüşü bekliyorduk, bu düşüşe senaryom gayet güzel çalıştı. Ve buradan geçen hafta, 10 gün önce 1800'den 1850'ye, 1860'a kadar olacak tepkiden bahsediyordum. Bu gerçekleşti ve bir dinlenmeye girebilirdim. Beklediğimden biraz daha sert bir satış geldi ama tekrar bu bölge güvenli bölgede, şu an için güvenli bölgede çalışma devam ediyor. Aynı şekilde gümüş biraz görece biraz daha zayıf ama gümüşte de şu an için güvenli bölgede olduğunu söyleyebilirim. Gram altın, gram gümüş, bunlarla ilgili detaylı çalışma yaptım, paylaştım. Borsada özellikle bakın bankacılık hisseleri için bundan 2 hafta önce, hatta 2,5 hafta önce borsada bankalarda bir hareket olacak bekliyorum dediğimi biliyorsunuz. Hatta Twitter hesabından da detaylı bir şekilde paylaşımım oldu. Hangi hisseleri paylaştım? Garanti Bankası özellikle. Çok ciddi bir rally bekliyorum dedim ve hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum şu an için. Aslında Garanti Bankası'ndan önce İş Bankası'nda bir ilk adımda hareket bekliyorum demiştim ki İş Bankası görüyorsunuz o günden sonra ben raporumu yazdıktan sonra neredeyse %40 Garanti Bankası, bakın o raporumdan sonra göreceksiniz zaten ben raporlarımda nasıl yazıyorum. İşlem yaptığım andaki saati, dakikayı, hedefleri vererek paylaşıyorum. Bunları da oradan görebilirsiniz. Buradan göreceğinizi düşünüyorum. Hisseler açısından mesela uzunca bir süredir çok güçlü gördüm. Fortoto çok güçlü diyorum. Uzunca bir süredir çok güçlü diyorum. Son dönemde daha da güçlenir diyorduk ve şu an için burada bir dinlenme moduna geçeceğimizi düşündüğümü söylemiştim. Arçelik için çok güçlü görüyordum. Son 3 haftada bakın Arçelik de hedefime ulaştığını düşünüyorum. Koç Holding için çok güçlü diyordum. Koç Holding gayet hedefimize ulaştık. Hemen hemen güçlü gördüğüm birçok kağıtta hareketin şu an için sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Mesela Doğan Holding'de de aynı şekilde. Son dönemde bir tepki hareketi bekliyorum. Düzeltmeyi bekledim. Geldi ve tepki hareketi bekliyorum. Bu da gayet güzel gelişti. Hisseler tarafında durum şimdilik bahsetmeye çalıştığım üzere bunu gösteriyor. Ha onun ötesinde tabii ki zayıflayan bazı hisseler var ve daha zayıf gidebileceğini düşündüğüm hisseler de vardı. Bunların başında mesela Kozalar geliyor arkadaşlar. Kozalarda zaten ciddi bir zayıflama bekliyordum. Koza A ve Kozal. Burada da ciddi bir zayıflama bekliyordum ki negatif bant kovalamaya döndü. Zaman içinde bu daha uzun vadeye bir düşüşe yayılacak gibi gözüküyor. Bunun ötesinde zayıflayan bir kağıt daha var arkadaşlar. Hava yolları. Türk Hava Yolları'nda da bir zayıflama eğilimi kendini gösteriyor. Şimdilik durumunu gösteriyor. Ha bu ara tabii ki yine mesela temettü kağıdı olarak bahsedilen Ereğli'de şu hareketi çok güzel yakaladık biliyorsunuz. 49,5-50,5 hedef vermiştim. 53 görüldü ve sonra buradan HDTR'ye satış gelir dedikten sonra bakın satışı nerede yakaladık Ereğli'de. Bakın satışı şurada yakaladık Ereğli'de. Görüyorsunuz tam tepeye ulaşmış durumda. Bakın daha önceki HDTR hedefi vermiştik ki. Tam şurada verdik hedefi. 40'tan 49,5-50'ye demiştik. Tam hedefe dokunduk ve gördüğünüz gibi bu geri çekilme hedefe ulaştıktan sonra gerçekleşti. Eğer siz de gerek Excel tablosuna göre günlük trade etmek anlamında, haftalık, aylık, gün içi trade etmek anlamında hangi piyasa olursa olsun, tüm forex piyasalar, kriptolar, endeksler, pariteler, emtialar, tüm detaylı bilgilere ulaşıyor olacaksınız. Özel Excel tablosunu zaten sizlere veriyorum. Eğitimlerime geldiğinde detaylı bir şekilde herkesin çok rahat anlayabileceği tarzda çalışmalarımı siz de eğitimlerimde öğrenebilirsiniz. Kesinlikle pişman olmayacağınız eğitimlerime sizi davet ediyorum. Eğitimlerimi bekliyorum. Tüm detaylı bilgilere sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Saygılar.